protokol ve değerli Safranbolulu hemşehrilerim. Ben Ataman Erkul. Kurtuluş Savaşı yıllarından ölünceye kadar bu güzel memlekete hizmet vermiş Doktor Ali Yaver Ataman ve Safranbolu'nun taşına, toprağına, havasına, suyuna, tarihine aşıktır. Sanat evlatının büyük bir bölümünü Safranbolu'nun zengin folklorik değerlerini ülke ve dünya çapında tanıtmaya adamış Sadi Yaver Ataman'ın onlar kadar Safranbolu sevdalısı, her fırsatta memleketine gelmeye çalışan torunları olmanın gururuyla karşınızdayım. Tam 29 yıl önce kaybettiğimiz devlet sanatçısı, müzikolog, folklor uzmanı, eğitimci, sanatçı, derleyici Sadi Yaver Ataman'ı anmak için ve onu Türk folklorine, halk müziğine armağan ettiği, kazandırdığı eserleri, türküleri bir kez daha dinlemek için buradayız. Türkü sevdalı seyircilerim, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ve programımızın başlangıcında bugün 17 türkü dinleyeceğiz. Birbirinden güzel bir Türkiye turu olacak. Türkiye dışındaki coğrafyalara da açılacağız. Harika bir program var karşımızda. Birçok eseri de biliyorsunuz hep beraber eşlik edeceğiz. Bu eserleri duyduğumda, repertuara baktığımda, çocukluk yıllarına şöyle bir gittim. Onlarla ilgili bir iki detayı sizlerle naçizane paylaşmak isteyeceğim ama öncelikle içeride çok değerli abilerimizi de tanıdım. Onlar bizim kültürümüzü, folklorumuzu gözlerinde seviyorlar. Ve programımızı onlarla başlatacağız. Büyük alkışlarla Safranbolu halk oyunları Erçek'e girin. Thank you.
I
kadar. Thank you.
Kıt Safranbolu halk oyunları erkek ekibimize bir büyük alkış daha rica edelim. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi çok çok özel bir gün. Hem memleketime tekrar geldiğim mutluluğunu yaşıyorum. Hem Safranbolu Belediye'miz başta olmak üzere Sayın Başkanımıza da ilk sıradan teşekkür ediyorum. Safranbolu hemşerilerimizle buluşuyoruz ve bu keyifli ortamda içeride kuliste sohbetler ettik. O sohbetlerde gördüm ki harika bir repertuar hazırlamış arkadaşlar. İnanılmaz güzel 17 türküyle Türkiye'nin coğrafyamızın her noktasına uğrayacaklar. Tabii bu türküleri ben çocukluk anılarımda çok çok aşina olarak biliyorum. 94 yılında Beybaba deriz biz. Şeyşabi soyundan biliyorlardı çünkü Misafi Haber Beyler. Beybabaların Erenköy'deki evinde bu türküleri çocukluk hatıraları olarak çok dinledik. Belki Sankareler, Hasan Mutlucanlar, birçok isim o eve gelirdi, giderdi ve bu türkülerle büyüdüm diyebilirim. O yüzden repertuarı görünce hakikaten hem böyle gözlerim doldu, hem tüylerim diken diken oldu. Duygulandım yani ve şimdi keyifle bu 17 türküyle beraber izleyeceğiz. Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, kıymetli misafirlerimiz. Hepiniz sizler için hazırlamış olduğunuz Safi Haber Vatan Anlatma konserimize hoş geldiniz, sabahlar. Doğasına, tarihi ve kültürel mimari dokusuna ve tabii benim için en önemli olan folklorik yapısına hayranlığımı dile getirmek istedim. Safranbolu'da yaşadığımız süre zarfında pek çok kötü konserde solistik, şevklik yapmanın yanı sıra Habertürk ve Tarihi Televizyon kanallarında yöremizin türkülerini sazın ve sesin ile temsil ederek üzerine düşen kültür elçiliğini layıkıyla yapmaya çalıştım. Halk müziği aşağıda, halk müziğimizin mihenk taşlarından kıymetli hocamız Sami Yavar, Ataman Ahmet gibi görev almış olmanın mutluluğu ve haklı gururunu yaşıyorum. Bu gururu yaşamama vesile olan Sayın Başkanım Mimar Rıfı Köse'den başta olan belediye müdürü üyemiz Sedat Tokmağ'a ve bütün müdürlüğü çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Sabah başkanlarının yanı bilgiler ve ezgiye türkümüze kazandıran devlet sanatçısı Sadi Ayak Ataman, üstün meziyetlere sahip bir Türk adamı ve sanatçıydı. Kendisi Atatürk'ün huzurunda iki kez saz çalma şeyine dair olmuş bir sanatçımızdır. TRT repertuarında 8'i Sadi Yaver Ataman'a, 59'u kendisi Türk halk müziğine bir ünlü olan oğlu Adnan Ataman'ın yolun dört ucağından verdikleri farklı tür bedelenlere ait 67 türkü bulunmaktadır. Kıymetli hoşçakalın arkadaşlarımla bu anlamda konser açılımına Safranbolu türkülerinin yanı sıra bu derlemelerden de örnekler seslendireceğiz. Safranbolu'muzun medar-ı iftar Sadi Yaver Ataman'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. İnsanlar birbirlerinin gözünün içine bakarak şarkı türkü söylediklerinde aralarındaki dostluk, muhabbet güçlenirmiş. Bu gece bu bağı güçlendirmek adına hep birlikte bunu yapalım. Gönülden gönüle giden gizli yolda hep birlikte söyleyelim türkülerimizi istiyorum.
Oh,
Thank you.
Aha bölgene geldi yaylı zamanlar, kuşkolar çağır inara. Oy dağlar, oy. Yaylar güneşliydi dağa, bakmadım dağlara. Ah, 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 ah. Ey, ey, güzelim, ey.
hemen ölümsüzleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz kadın halk oyunları ekibimize. Şimdi Safranbolu erkek halk oyunları ekibi geliyor. Alkışlarınızla, güzel alkışlarınızla. Evet, alkışlarınızla. Çok teşekkür ediyoruz. Size de çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, alkışlarla oynuyoruz. Safranbolu erkek halk oyunları ekibi. Bu güzel gecenin mimarı Safranbolu ekibimizin önemli başkanı mimarını kesen takdim. Doktor Öğretmenimiz Gülşen Ertan başlığına doğdu. Şöyle ön tarafa doğru alıyorum. Tüm sanat arkadaşlarımızı tek sanat arasında takdir edecek. Evet, plaketimiz veriliyor. Çiçeğimiz takdir ediliyor. Düzenlenmesine katkı sağlayan insanlar, onları ben tek tek saymak istiyorum. Folklor ekiplerimize, hem kadın hem erkek folklor ekiplerimize, saz ekibimize ve 17 şarkıyı söyleyen gerçekten müthiş bir performanstı. Değerli çalışan arkadaşlarımıza ve bir üstlerimiz Sedat Tokmağ'a çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı. Ataman ailesi, üç kuşak gerçekten Safranbolu'nun somut olmayan kültürel mirasının derlenmesinde çok büyük katkıları olan değerli bir aile. Siz de bu üç kuşaktan sonra onlara sahip çıkan, Safranbolu'ya sahip çıkan, Safranbolu ile ilgili ne program olursa olsun hiç ikiletmeden Safranbolu'ya koşa koşa gelen değerli Ataman Erkul'a ben bu plaketi veriyorum. Safranbolu'muzun somut kültürel mirasını herkes biliyor. Bu UNESCO'ya dahil edilerek de tescillenmiş somut kültürel mirasımız ama bir de somut olmayan kültürel miraslarımız var ki onları da gelecek kuşaklara aktarılmasında, bizim elimizde somut bir şekilde bulunmasında katkı sağlayan bir aile. Saniye ve Ataman, Ali Yaver Ataman ve Adnan Ataman. Onları da saygı ve rahmetle anıyoruz, sevgiyle anıyoruz. UNESCO'ya dahil edildiğimiz 1994 yılında hayata gözlerini yummuş. 29 yıl olmuş. Gerçekten rahmetle, saygıyla, sevgiyle anılmayı hak eden bir kişilik. Kültürel, somut olmayan kültürel mirasımıza sağladığı katkıdan dolayı onları anıyor ve hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.